Kanal 23 ekranlarından herkese iyi akşamlar. Her hafta olduğu gibi ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Muzur Üniversitesi'nden misafirimiz var bugün. Doçent Doktor Altuğ Kazar Hocam bizimle birlikteler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Zaman ayırıp geldiğiniz için. Tabii gündemde çok sıcak şekilde son bir haftadır işte Rusya'nın Ukrayna'ya yapmış olduğu hareket, askeri hareketlilik, hatta işgal diyebileceğimiz boyutta bir durum var. Biz de konu böyle gündemde bu konuda ısınmışken hocam, yerli savunma sanayinden, yerli savunma sanayinin öneminden, bunların ekonomi etkilerinden bahsedelim istedik. Tabii son yıllarda ülkemizde de çok önem kazanmış bir konu. Hatta birazdan detaylandıracağız. İşte son dönemde ekonomik net etkilerini görmeye başladık diyebileceğimiz bir konu aslında. Tabii aynı zamanda da önem arz eden bir konu. Yani ekonomik boyutundan da öte hem askeri anlamda hem güvenlik anlamında ülkeler için çok üzerine durulması gereken kırmızı çizgi oluşturabilecek konulardan biri yerli savunma sanayi. Tabii savunma kavramı aslında çok yüzyıllardır, yani çok eskiden beri, tarihin en eski sayfalarından beri önemli bir konu. İsterseniz buradan bir giriş yapalım hocam. Tekrardan hoş geldiniz demiş olalım. Tekrar hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi Rusya ve Ukrayna kriziyle başladığımıza göre, şimdi Ukrayna ve Rusya arasında ortaya çıkan kriz otomatik olarak bizim buğday ithalatımızı önemli ölçüde etkiliyor. Bu da aslında savunma sanayi denilen kavramın ya da savunma ihtiyacının uluslararası ticarette ya da yerleşik düzende ekonomik sistemin devamlılığı için ne kadar önemli bir unsur olduğunu gösteriyor. Yani insanlar tarım devriminden, yerleşik düzene geçtikten itibaren avcı toplayıcı olup avcı toplayıcılıktan yerleşik düzene geçtiği andan itibaren bir güvenlik ihtiyacı otomatik olarak ortaya çıkmış. Ve bununla ilgili kurumlar oluşmuş ve bu kurumların bu güvenliği sağlamak için kullanacağı alet, edevat veya donanım için üretim yapılmaya başlanmıştır. Bunu daha yakın çağlara getirdiğimizde mesela kendi Anadolu topraklarımızdan söz edelim. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyıla kadar askeri üstünlüğünü korumuştur. Ancak 17. yüzyıla kadar askeri üstünlüğünü korurken bu üstünlüğü korumasına yardımcı olacak topçu birlikleri, düzenli ordunun beslenmesi, kaleler ve bununla da ilgili geniş bir interland oluşturmuştur. 17. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş askeri üstünlüğünü kaybedip teknolojik yeniliklere bir ölçüde geride kalmasının ve de savaşların kendi aleyhine dönmesinin sonucu olarak 3. Selim'le birlikte bir yenilenme hareketi başlamıştır. İlk olarak da bu yenilenme hareketi yine askeri teknoloji ya da ordunun mevcut koşullara uyum sağlamasına yönelik olmuştur. Şüphesiz ki hani o dönemin gerekleri doğrultusunda atılan bu adımlar kısmen geç kalınmış bile olsa belli bir ölçüde de imparatorluğun dağılmasını yavaşlatmıştır. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bu 3. Selim'le birlikte başlayan yenilenme hareketleriyle ordunun modernleşmesi amacıyla açılan fabrikaların çoğunluğu İstanbul ve çevresinde kurulmuştur. Evet. Çünkü İstanbul'da Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarının hemen hemen tam ortasında ve de lojistik anlamda da en uygun yerdeydi. Kurtuluş Savaşı ile beraber, yani İstanbul'un işgali sonucu Kurtuluş Savaşı'nın başlaması ile birlikte İstanbul'daki fabrikalar kısmen Anadolu'ya taşınmıştır ve bu Anadolu'ya taşınan fabrikalar savaş boyunca mühimmat üretmiş. Savaştan sonra da askeri fabrikalar umum müdürlüğüne dönüştürülmüş. 1950'li yıllarda da Makine Kimya Endüstrisi Kurumu adı altında birleştirilmiştir. Yani hem Kurtuluş Savaşı hem de daha öncesinde ulusal savunma sanayinin ne kadar önemli bir unsur olduğu ya da savunma sanayinin ulusal olmasının, dışarıya bağımlı olmamasının ne derece önemli olduğunu bu örnekler sanıyorum ortaya koymuştur. Evet, yok kesinlikle. Yani o zaman şunu diyebiliriz, yani insanlığın aslında varoluşuyla beraber yani bir savunma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ama mesela bu noktada benim aklıma şu geliyor hocam, işte
Bugün baktım gündüz siz de gelmeden önce. Dünyada hiç ordusu olmayan ülkeler de var. Belki şöyle bir ayrım yapabilir miyiz? Mesela işte Türkiye'nin bulunduğu coğrafik konum işte ya da stratejik konumundan ötürü ben dünyada buna ihtiyaç duymayan, hani kendisine uluslararası anlamda bir tehdit öngörmeyerek ordu bulundurmayan ülkeler de var mı? Mesela dünyada ordusu olmayan 10-15 adet ülke olduğunu ben bugün tespit etmiş oldum. Orada dikkatimi çekenlerden biri İzlanda'ydı. Hani İzlanda'da herhangi bir ordu yok. Acaba bu İzlanda'nın bize hani coğrafi anlamda, stratejik anlamda bir tehdit unsuru görmediği için mi ordusu yok, bunu diyebilir miyiz? Ya da Türkiye'nin bulunduğu bu konumu itibariyle savunma sanayinin işte savunma sanayi harcamalarının daha fazla olması gerektiği sonucuna ulaşabilir miyiz? Yani coğrafi konum da etkiliyor mu acaba bunu? Şimdi şüphesiz askeri gereklilikleri belirleyen askeri stratejistlerdir. Ve de tabii ki bunlar coğrafi konumu ya da ülkenin karşı karşıya bulunduğu tehdidi göz önünde bulundurarak belli bir strateji belirlerler ve buna yönelik olarak da savunma sisteminin kurulmasına yardımcı olurlar. Ama İzlanda'ya gelecek olursak, ki bu da jeopolitiğin ne kadar önemli olduğunu vurgular, İzlanda'nın evet doğrudur, kendi ordusu yoktur. Zaten İzlanda küçük bir ada devletidir. Bir Reykjavik diye büyük bir uluslararası havaalanı vardır. Gelişmiş bir ülkedir teknoloji anlamında. Ancak İzlanda'nın kendi ordusunun olmaması demek, İzlanda'nın korunmasının ihtiyaç olmadığı anlamına gelmez. İzlanda'nın bulunduğu güzergah UK Kuzey Denizi boşluğu olarak adlandırılan bir yerdir. Şimdi orası aslında Soğuk Savaş döneminde Sovyet denizaltılarının rahatlıkla Atlantik'e açılan kapısıdır. Bu yüzden İzlanda bütün Soğuk Savaş döneminde ki halen daha Amerikan Birleşik Devletleri'nin Kuzey Atlantik donanması ki ya bir ya da ikinci filoydu tam hani hatırlamıyorum ve de İngiliz donanmasının koruması altındadır. Bunun yanı sıra sürekli olarak Reykjavik'te 2 veya 3 filo F-16 veya F-15 bulundurmaktadır. Yani İzlanda aslında kendi ordusunu kurmamakla birlikte İzlanda jeopolitik konumu itibariyle başka bir ülke tarafından veya ülkeler grubu tarafından korunmaktadır. Bu da sizin jeopolitik konumunuz itibarıyla ya kendinizi korumanız gerektiğini, eğer kendinizi korumuyorsanız başkalarının sizin adınıza sizi koruyacağı sonucuna ulaştırır. Evet, yani korunmaya... İkinci durum da çok iyi bir sonuç değildir. Tabii, yani eğer birileri sizin adınıza bu koruma işini yapıyorsa... Bunun mutlaka karşılığında sizin vermeniz gereken veya sizden istedikleri de bir şey var demektir. Mutlaka tabii kimse bunu karşılıksız yapmayacağına göre. Yani o zaman şunu diyebiliriz. Yani dünyada ordusu olmasa bile koruma ihtiyacı, güvenlik ihtiyacı duymayan ve bununla alakalı hiçbir şey yapmayan bir ülke yoktur o zaman. Kendisi değilse bile kendi adına birileri bunu yapıyordur. Mutlaka. Yani ordusu yok diye evet bu ülkelere de kimse karışmıyor canım dememeliymişiz demek ki. Bunu da buradan anlamış olduk. Şimdi peki hocam mesela birkaç rakam var baktım da tabii rakamların da doğruluğu noktasında sanırım çok da güvenmememiz gerekiyor. Çünkü bu stratejik bir konu. İşte stratejik ve çoğu kalemler ve de yapılan harcamalar veya bu harcamaların nasıl bölüşüldüğü, ne kadarı personel giderleri, ne kadar arge, ne kadarı teçhizat alımına gittiği konuları gizli bilgidir. Öyle de olması gerekir harcamanın ya da sistemin yapısı gereği. Tabii yani işin stratejik bir iş olduğu için yani çok doğal olarak yani iki ülke arasında işte silah ne bileyim işte savunma sistemi, tank, uçak, helikopter neyse artık yani bu savunma sanayi ürünü yani bunun anlaşması yapılırken bunu davul zurna ile böyle çok da ilan ederek yapmak edilmemesi yani de gerekir mantık zaten. Dışı olur zaten. O yüzden hani şimdi 2021 yılı verileri var örneğin Türkiye'nin 2021 yılında 3.2 milyar dolarlık bir savunma sanayi ürünü ihracatı yaptığı hani bunu çok böyle resmi kaynaklardan değil ama medyada böyle yansımış 3.2 milyar dolar. Şu anlamda önemsemek gerekiyor sanırım. Son herhalde 10-15 yılda sıçrama yapmış bir rakam. Yani 2010'larda 11'lerde Türkiye'nin bu anlamdaki ihracatının 1 milyar dolar civarlarında olduğu söyleniyor. Son yani 8-10 yılda 3 katına çıkmış.
bu bir anlamda sevindirici. Yani şimdi birazdan ödemeler bilançosu kısmına geldiğimizde de aslında bunun aslında matematiksel... Aslında bu noktada biraz da ödemeler bilançosuna olur. Da atıfta bulunarak şey yapabiliriz. Tabii olur şimdi, hocam. Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı tamamlanıp Cumhuriyet'in ilk yıllarında hani önderimiz Atatürk'ün öncülüğünde özellikle o çağ için hem de altyapı müsait değilken bile lisans altında uçaklar üretmeye çalıştık. Ürettik de birkaç tane de hani bu noktada spesifik çağının çok ötesinde bazı şeyleri de söylemek gerekir. Yani Nuri Kıllıoğlu tam adını hatırlamıyorum. Çağının çok ötesinde bir silah tasarlamıştı ki o bugünkü şeylerin atası bile sayılabilir, Glock'ların. Ancak tabii ki 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte yani hem Kurtuluş Savaşı gibi uzun süren, uzun soluklu bir savaştan çıkılmış olmasının yarattığı ekonomik zorluklar, bir de üstüne 2. Dünya Savaşı'nda sürekli bir ordunun atıl tutulması ister istemez savunma sanayine, yani bir yandan savunma sanayine devam ettirmeye çalışırken dışarıdan da silah alımına itmek zorunda kalmıştı. Tabii ki 2. Dünya Savaşı'nın hemen akabinde Soğuk Savaş'ın başlaması, Soğuk Savaş'ın getirdiği zorluklar ve de Türkiye NATO'ya girişiyle birlikte bu sefer de jet çağının ortaya çıkması, savaş boyunca büyük güçlerin yapmış olduğu askeri harcamalar ve geliştirdiği teknolojiler sonucu Soğuk Savaş'ta bizim kendi ürettiğimiz savunma sanayi ürünlerinin rekabet edebilir gücünün olmayışı ister istemez dışarıdan silahların ya hibe yardım ya da para karşılığı alınmasına yol açmış. Ulusal savunma sanayi ise yeni bir ürün üretmekten çok o ürünlerin, dışarıdan gelen ürünlerin idamesine yönelmişti. Yani mesela Kayseri Uçak Fabrikası daha sonra bir bakım fabrikası haline dönüştürüldü. Tank palet fabrikası mesela, tank üreten bir fabrikayken mevcut tankların paletlerini üreten, tankların bakımını yapan bir fabrika haline dönüştürüldü. Ama şunu da söylemek gerekir ki bakım düzeyi ya da bakım kalitesi gerçekten de o kadar iyiydi ki ta 1960'lar gibi bir zamanda bile NATO'daki birçok ülke silahlarını, uçaklarını veya tanklarını bakım için Türkiye'ye gönderiyordu. Şimdi burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Ödemeler bilançosuyla olan ilgiyi şey yapayım. Gelişmekte olan bir ülke genellikle tarımsal ürünlerde ortaya çıkan artık değeri sanayileşmesi için gerekli olan sermaye malları ithaline ayırır. Eğer siz sermaye malı ithal edeceğiniz yerde mevcut jeopolitik ya da koşullar nedeniyle silah alımına yönelecek olursanız, ulusal savunma sanayi dışında dışarıdan ithal edecek olursanız, birincisi bir döviz çıkışı olacaktır. Evet. Bu döviz çıkışının yan etkisi sizin sanayileşmeniz için ya da sanayileşme adımını tamamlayabilmeniz için gerekli sermaye malına yönelik aktarabileceğiniz ulusal tasarruflarınızın da azalacağı anlamına gelir. Bu otomatik olarak sizin ekonomik büyümenizin üstünde adeta bir pranga oluşturacaktır. Hele bir de bulunduğunuz konum itibarıyla büyük bir ordu tutmak zorundaysanız, bunun sonucu sizin sanayileşme hamlenizin ya da büyümenizin bayağı büyük bir pranganın etkisi altında olduğu anlamına gelir. Yani zaten şimdi ödemeler bilançosunu da çok basitçe hani izleyicilerimizin anlayacağı şekilde söylenecek olursak, hani dışarıyla, dış dünyayla satın aldıklarımız ve sattıklarımızın farkı aslında ödemeler bilançosu. Satın aldıklarımız, yani bizden döviz çıktısı sağlayan olaylar, satın alıp döviz ödediğimiz. Yani olarak, dışarıdan mal alıyorsak döviz vermek zorundayız. Döviz dışarıya mal satıyorsak döviz almış oluyoruz. Döviz almış oluyoruz. Ki bizde bu denge de çok uzun yıllardır açık veriyor. Yani biz sattığımızdan daha fazlasını satın aldığımız için. Şüphesiz yani burada tamamen ödemeler bilançosu açığının kaynağı savunma sanayi, dışarıdan aldığımız, ithal ettiğimiz savunma sanayi ürünleridir demek yok, yanlış. Tabii. Yani bu ancak, bir kalemi sadece. Ancak şöyle kabaca bir hesap yapacak olursak.
Şimdi bizim bir F-16'nın ortalama fiyatı 20 milyon dolar. Ama bizim dışarıya sattığımız buzdolabının fiyatı yaklaşık 2000 dolar. Evet. Yani bizim bir F-16'yı karşılayabilmemiz için kabaca 13 bin tane buzdolabı satmamız gerekiyor. Bir filoda 20 uçak olduğunu düşünürsek 260 bin buzdolabı satarsak bir filo uçak alıyoruz. Bunu bir hava kuvvetine çevirdiğinizde kaç tane buzdolabı satmak zorunda olduğumuzu düşünün. Evet. Yani bunların yedek parçasını, mühimmatlarını, radar sistemlerini, pilot eğitimini hiç dahil etmiyoruz. En basit mantıkla. Yani bizim yaklaşık 260 bin tane buzdolabı satarak elde ettiğimiz sadece bir filo F-16'dır. Evet. Yani tam tersinden düşündüğümüzde de bize bir F-16 satarak bizden rahatlıkla 260 bin buzdolabı finanse edebiliyor. Evet. Bu F-16 eğer bu uçak AVAX olsaydı, erken uyarı uçağı, onun maliyeti 1,5 milyar dolar. Bunu denizaltı, fırkateyn ya da buna benzer şeylerle karşılaştırdığımızda bizim yemeyip içmeyip aralıksız buzdolabı üretmemiz gerektiği sonucuna ulaşırız. Evet. Yani işte yüksek katma değer dediğimiz ya da birazdan da o kısma geleceğiz. Ne sattığınızın çok önemi var. Yani evet, ihraç etmek, mal üretip satmak, diğer işte yurt dışına malı göndermek çok önemli, çok güzel. Fakat pratikte hani rakamlarla inceleyip baktığımızda sattığımızla satın aldığımız mallar arasındaki böyle bir uyuşmazlık, ki bizde maalesef o problem var, zamanla çok ciddi açıklara neden oluyor. Zaten hocam şöyle bir şey de var sanki. Böyle gelişmiş ülkelere baktığınızda da böyle para etmeyen ürünleri daha çok satın alıyorlar. Hani bunu üretemedikleri için değil aslında. Ya da kendileri yapamayacakları için değil. Hani para eden ürünlere yönelip işte savunma sanayi olabilir, teknolojik ürünler olabilir, yüksek teknoloji içeren ürünler, işte ne bileyim bilgisayar, işte yazılım gibi, bunları üretip satmaya yöneliyorlar. Yoksa tarımsal ürün diyoruz mesela. Evet, çok önemli. Belki içerisinde bulunduğumuz bu son dönem işte kuraklık, gıda güvenliği konuları önem kazanıyor. Bu anlamıyla düşündüğümüzde tarımsal üretim çok çok değerli ve önemli. Fakat para eden bir üretim şekli değil. Ya da sattığınızda, ihraç ettiğinizde işte mesela buzdolabından örneği verdik. Ki o bir sanayi ürünüydü. Ki o evet, yine bir sanayi ürünüydü. Yani esnekliği yüksek bir ürün. Evet, bir domates üzerinden örnek verecek olursak yani milyarlarca ton, ne bileyim milyarlarca kasa satarak belki o uçaklardan bir tanesini bile alamıyorsunuz. Bu anlamda da düşündüğümüzde aslında savunma sanayi üretiminin ve ihracatının nedenli önemli olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Yani ödemeler bilançosu anlamında iki taraflı pozitif bir etkisi vardır diyebiliriz o zaman. Evet, yani birincisi öncelikle dışarıya kaynak aktarmıyorsunuz. İkinci pozitif etkisi ise eğer bir süre sonra bunu satmaya ya da bunu ihracata yönlendirebilecek olursanız bu da az evvel dediğimiz sistemi sizin lehinize çevirir. Bu durumda siz bir uçak satarak 260 bin buzdolabı alabiliyorsunuz. Evet. Yani bu anlamıyla çok çok değerli. Tabii bir de hani bunu biraz daha teknik olarak söylemek gerekirse, şimdi dışarıya açık bir ekonomi şüphesiz ki dış ticaretin gayri safi milli hasıladaki payı da önemlidir. Yapacağı ilk etki marjinal ithalat eğilimi kanalıyla toplam talebi dikleştirmektir. Toplam talep dikleştiği zaman sizin uygulayacağınız para ve maliye politikalarının gelir üstündeki etkisi de göreceli olarak zayıflayacaktır. Bu da sizin kendi iç ekonomik politikalarınızla büyümenizin önünde az evvel dediğim gibi bir şekilde bir pranga ya da bir duvar oluşturacaktır. Büyümeyle alakalı hocam net bir etkisi var mıdır peki? Yani var herhalde, bununla ilgili yapılan çalışmalar da var sanırım, ama yani bu savunma sanayiyle direkt büyüme arasında bir ilişki kurabilir miyiz? Şimdi birincisi büyümenin tek kaynağı savunma sanayi değildir. Değil, mutlaka yok. Yani bunun içinde teknolojik yenilikler vardır. Yani hani yapılan çalışmalarda hani benim kendi baktığım, hani bunu programa gelmeden evvel incelediğim çalışmalarda savunma harcamaları ile büyüme arasında çift yönlü nedensellik olduğu veya istihdamdan savunma harcamalarından istihdama, istihdamdan haslaya yönelik bir ilişkinin olduğunu
gösteren çalışmalar var. Ancak burada şunu da belirtmek gerekir. Savunma sanayi ya da savunma harcamaları ile ilgili rakamlar birçok açıdan tam net değildir. Muğlaktır. Dolayısıyla birebir bir ilişki olsa bile bunu uygulanacak bir ekonometrik model çerçevesinde doğrulamak pek mümkün olmayacaktır. Yani en başta dediğimiz noktaya dönüyoruz o zaman. Evet, mesela elimizde bir 2021 yılı için 3.2 milyar dolarlık bir ihracat yapıldı verisi var. Ama bu dünyanın hiçbir yerinde, ya bu sadece Türkiye için değil sanırım, dünyanın hiçbir ülkesi için savunma sanayi ile alakalı ihracat, üretim miktarları ile alakalı verilerin net %100 güvenirliği yok anladığım kadarıyla, ki bu da aslında işin doğası gereği olan bir şey. Ya sonuçta siz bir ülkeye savunma sanayi ürünü ihraç ettiğinizde otomatik olarak o ülkeyle adeta bir ittifak kuruyorsunuz. Mutlaka tabii. Tabii bunun arkasından başka şeyler de geliyor. Yani o ülkenin güvenliğine katkıda bulunduğunuz için ve o ülke belki biraz daha güvenli hale geldiği için sizin yatırımcılarınız oraya gidiyor. Yani siz şimdi böyle bir elinizdeki kartı açık etmek istemezsiniz. Evet. Bu çok doğal yani. O bütün ülkeler için gizli tutmak sanki daha mantıklı gibi gözüküyor hakikaten. Ama burada şu noktayı, hani rakam verdiğiniz için söylüyorum. Şu noktayı da vurgulamak gerekir ki bu da Türk savunma sanayinin geldiği nokta anlamında. Yani bizim 1970'lerde ki silah ihracatçıları, yani en büyük 50 ülke içinde hiç yer almıyorduk. Ama bugün son şeylerde ilk 24 arasına giriyoruz. Yani bu ulusal savunma sanayimizin de geldiği aşamayı göstermektedir. Evet, yine ilk 3 ülke. Yukarılarda kimler var hocam? Evet, onu soracaktım. Yani dünyada bu işi en çok yapan ülkeler kimler? Yani şimdi birincisi Birleşik Devletler'dir. İkinci sırada Sovyetler Birliği. Dağıldıktan sonra da onun yerine Rusya geçmiştir. Üçüncü sırada da hep İngiltere olmuştur. Dördüncü sırada Çin. Beşinci, altıncı sıralar Fransa ve İngiltere, Fransa ve Almanya arasında değişmektedir. Bunu Norveç falan da izlemektedir. Yani ilk belli başlı ülkeler, ülke grubu bunlardan oluşmaktadır. Yani biz tabii ki halen daha o sınıfta izleyemeyiz ama en azından son yıllarda bir sıçrama yaptığımızı net bir şekilde söyleyebiliriz sanırım. Yani bu rakamlar ya da geldiğimiz aşama bunu göstermektedir. Evet. Yani yok çünkü hani 2000'lerden önce dediğiniz gibi belki bu anlamda işte az önce bahsettiğiniz bakım onarım buna benzer tesisler anlamında bir altyapımız vardı ama sanırım böyle net fiiliyata dökmüşlüğümüz, belki belli başlı yıllarda bazı denemeler de olmuştur. Hani 50'lerde 70'lerde bilmiyorum ben, belki çok gecikmişiz de diyebiliriz bu iş için ama net bir gözüken bir şey var ki son 10-15 yılda sanki bir sıçrama yapıyoruz bu alanda. Tabii şimdi bir altyapı nasıl oluşuyor? Yani öncelikle siz hazır platform alıyorsunuz. Yani NATO'ya girdiğimiz zaman hazır platform almaya başlıyoruz. Siz onların bakım ve onarımını yaparken ve de buna yönelik okullar açarken ister istemez kendi elemanlarınızı da yetiştiriyorsunuz. Yani bunların her birisi bir potansiyeldir. Tabii bununla beraber sizin ulusal sanayiniz de gelişiyor. Yani savunma sanayi aslında bağımsız bir sanayi değildir. Yani sizin ulusal sanayinizin bir parçasıdır aslında. Yani bir yandan sizin sanayiniz, yan sanayiler ya da yedek parça üretimi ya da malzeme işleme gibi unsurlar gelişirken o bakım onarımla ister istemez siz değişime ayak uyduran veya yenilikçi tasarımlar yapabilecek bir mühendis kadrosu da yaratıyorsunuz. Yani bunlar aşama aşama, daha sonra o platformları lisans altında üretiyorsunuz. Hani lisans altında F-16'ların üretiminin bize en fazla kazandırdığı şey kompozit malzeme işlemedir. Evet, aslında F-16'ların üretiminin sonucu hani uçak yapımı ile ilgili çok fazla bir teknik bilgi elde edilmiş olmayabiliriz. Zaten üretici firmada üretim bittikten sonra tezgahları alıp gitmiştir. Ama biz kompozit malzeme yapmayı öğrendik. Bu ve buna benzer birikimler belli bir noktaya kadar birikiyor. Ha, sadece sizin altyapınızın
olması, ulusal savunma sanayinin güçlenmesi için altyapınızın olması yeterli değildir. Yani bunun için bir siyasi irade ve kararlılık da gerekir. Tabii. En önemlisi de o belki. Hani bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda göstermiş olduğu iradeyi ve kararlılığı hani takdir etmemek mümkün değildir. Mutlaka tabii. Çünkü ya en azından hiçbir şey değilse bile şöyle düşünmek lazım. Bu iş son 10 senedir falan gündemde Türkiye'de. Gerçi bilmiyorum hani daha önceki yıllarda bu Kıbrıs Barış Harekatı yıllarında bir hamle var mı ya da daha öncesinde, ama bu kadar ciddi anlamda son 10 yıldır gündemde. Daha öncesiyle alakalı bir fikrim yok ama hocam. Şimdi Kıbrıs Barış Harekatı'nın öncesinde Amerikan yardımlarıyla ortaya çıkan, yani Amerikan yardımları daha çok Soğuk Savaş'ta Sovyetlere yönelik ya da Amerika'dan aldığımız silahlar hep ona yönelikti. Kıbrıs Savaşı ya da Kıbrıs'a müdahale kararı verildiğinde şöyle bir eksikliğin olduğu ortaya çıktı. 66-67'lerde sanırım. Tabii 66-67'lerde. Harekatlar önce yani. Donanmamız var. Etkin bir hava gücümüz de var. Ama çıkarma gemimiz yok. Şimdi çıkarma gemimiz olmayınca otomatik olarak biz onu yurt içinde üretmeye ve helikopterimiz yok. Yani güçlü bir kara kuvvetlerimiz var ama helikopterimiz yok. Yani bunların hepsi deniz ötesi bir operasyon tabii için gerekli olan şeyler. Tabii. İlk olarak böyle bir zorunluluk ortaya çıktığında buna yönelik yatırımlar yapıldı. Ve de biz çıkarma gemilerini ürettik, dışarıdan helikopter aldık İtalya'dan. Ki bugün biz kendi helikopterimizi tasarlayacak konuma geldik. Ki bu konuda tasarım da önemli diyebiliyorum hocam. Hani... Tabii zaten asıl iş tasarımda. Yani bu tasarım olmazsa olmaz bir şey. Yani çünkü bir olası bir savaş halinde, bir çıkarma anında bile hani örneğini vermiştiniz işte bir yukarıdan pilotun bombalarken aşağıdaki geminin olarak. Şimdi tabii ulusal renginin şeklini görmesi önemli yani. Tabii şimdi ulusal savunma sanayinin kurulmasının en önemli faydalarından birisi de sizin kendi özgün tasarımlarınızın ortaya çıkmasıdır. Şimdi Kıbrıs Savaşı sırasında ortaya çıkan tuhaf bir hadise, biz kendi gemilerimizi batırdık. Ama normalde savaş koşullarında gemilere göndere bayrak çekilmez. Ama aynı gemiler Yunanistan'da da var. Çünkü her iki ülkede, hem Yunanistan hem de biz, o gemileri Amerika'dan aldık. Şimdi kendi tasarımımız olmadığı için düşman gemisi sanılması son derece normal. Evet. Ama sizin kendi özgün tasarımınız olsa, bugün mesela Milgem gibi, ki her ne kadar Milgem de bir şekilde bir gemi tasarımına Amerikan sisteminin temel alınmış olarak üretilmiş olsa bile tamamen özgün bir tasarımdır. Silüeti farklıdır. Ki onun üstüne şimdi gelmekte olan istif sınıfı fırkateynler var. Yani kendi tasarımlarınızı üretmeniz bu anlamda sizin bekanız açısından son derece gereklidir. Mutlaka. Yani o zaman hocam şunu diyebilir miyiz peki? Hani tarihsel süreçte Türkiye için düşünecek olursak, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önceki yıllarda bu iş ilk defa ciddi şekilde masaya alındı. Bu konuyla alakalı mesai harcandı diyebiliriz sanırım. Yani 66'larda, 67'lerde. Belki biraz daha öncesinde de olabilir. Gerçi NATO'ya katılımdan sonra da dediniz. 1952'lerden sonra işte Soğuk Savaş yıllarında. Şimdi gündeme geldi. Bir de şu da var tabii. Soğuk Savaş'ta asıl tehdidin Sovyetler Birliği olduğu düşünülürken aslında başka tehditlerin de olabileceği ancak Kıbrıs Savaşı ile fark edildi de denilebilir. Da aslında bu daha çok askerlerin konuşması gereken bir. Evet, o daha çok hani stratejistler, ne bileyim işte askerlerin uzmanlık alanı. Bu anlamda hocam şimdi birkaç not kenara aldım ben, onları sona doğru soracağım. İngiltere aklıma takılıyor mesela, bu işin neresinde olabilir diye. Ukrayna ile bizim bu anlamdaki ilişkilerimiz, ama şu birkaç başlığımız var, onları bitirelim son olaya geleyim. Peki istihdamla ilişkilendirecek olursak hocam, yani ulusal savunma sanayinin, ya yani bu savunma sanayi kurmanın istihdam üzerinde ne gibi etkileri olabilir? Şimdi birincisi doğrudan etkisi olur. Yani siz nasıl ki bir fabrika açıyorsunuz ve işçi çalıştırıyorsunuz, bu istihdama bir katkı sağlıyor.
Yani birincisi böyle bir direkt etki. İkincisi siz savunma sanayini kurduğunuzda bunun yan sanayiyle birlikte başka istihdamlar yaratıyorsunuz. Nasıl yaratıyorsunuz? Şimdi Birleşik Devletler'de, İngiltere hariç, Birleşik Devletler'de savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalar aynı zamanda da özel sektörde de faaliyet gösteriyor. Ama İngiltere'de hepsi tek bir bütün, devlet kiti niteliğinde, Fransa'da da yarı devlet kiti niteliğinde. Bizde ise özel sektör olmakla beraber savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalar özel tüketim malı üretiminde bulunmuyor. Ama ne yapıyorlar? Yan sanayi kanalıyla özel sektöre başka bir açıdan daha giriyorlar. Bu yan sanayinde, yani savunma sanayinde üretilen ürünlerin ileri teknoloji olması sebebiyle yan sanayine hizmet verebilmek için öncelikle yan sanayine eğitiyorlar. Bir eğitim veriliyor. Bu da bir çarpan etkisiyle başka firmaların da o sektöre girmesine veya yeni teknoloji üreten yüksek seviyeli ürünler üretmek için kurulacak şirketleri besliyor. Bu şekilde birinci etki doğrudan oluyor. İkinci etki de dolaylı olarak ortaya çıkıyor. Atı bir de üçüncü bir etkiden daha söz etmek mümkün. Eğer ki siz bir şekilde elde ettiğiniz bu bilgiyi özel tüketim ürünlerine uygulamayı başarabilirseniz, özel tüketim mallarına, bu size bir karşılaştırmalı üstünlük de sağlar. Yani bir rekabet üstünlüğü sağlar. Bu da sizin hem ihracatınızın artmasına hem de bu rekabet üstünlüğü ve ihracat artışı sonucu istihdamda da bir artışa yol açacaktır. Evet. Yani doğrudan etkisini zaten evet işte kestirebiliyoruz. Yani bu üretimin artması bir, net bir istihdam sağlar ama bence o ikinci ve üçüncüde bahsettiğimiz o dolaylı etkiler de çok da hafife alınmaması gereken etkiler. Çünkü genelde hocam işte bu savunma sanayi içinde böyle yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde de aynısı. Hani bu işler biraz oldukça, baktıkça, taklit edildikçe yani şimdi hani Çin için hep söylerler ya işte evet eskiden fason üreticiydi ama adamlar bunu yapa yapa göre göre tekrar ede ede öyle bir noktaya geldiler ki hem iş gücünü aslında iş gücünün niteliğini artırdılar yıllar itibariyle hem de içeride bir sermaye birikimi oldu. Bunu tekrardan yatırıma çevirdiler. Yani bu sektörde de aynısı. Bu dolaylı etkiler hem iş gücünün niteliğini artıracak, kabiliyetini artıracak. Hem de belli bir sermaye birikimi bunun devamında yatırıma dönüşmesiyle beraber aslında bir çarpan etkisi işte dediğiniz gibi. Hem gayri safi yurt içi hasılada pozitif bir etki. İşte dolayısıyla büyümede bir pozitif etki ortaya çıkartacak. Yani dolaylı etkilerini de çok hafife almamak gerekiyor o zaman. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki dolaylı etkiler gecikmeli. Yani lekli olarak ortaya çıkar. Yani ilk başta siz kısa vadede doğrudan bir istihdam artışı yaratırsınız. Ancak zaman içerisinde başka alanlara da kayan ikincil etkileri sağladığı, ikinci etkilerin yol açtığı istihdam artışıyla karşılaşırsınız. Mutlaka tabii. Yani ikinci ve üçüncü aşamadaki etkiler belki 10 yıl, belki 20 yıl yani daha uzun vadeler içerecektir. Ama işte hocam bu iş mesela, sabır işi yani. Haklısınız. Örnek de verebilirim. Belki çok klasik bir örnek olacaktır. Dünyanın sayılı şirketleri arasına girmiş bir şirketimiz Aselsan. Ama Aselsan'ın bünyesinden mesela çıkmış çok böyle teknoloji şirketi vardır. Hani şu anda bu ismini hatırlayamıyorum. Oldukça hatırı sayılır işler yapan ve hatta yazılım konusunda ve mekatronik konusunda faaliyet gösteren şirketler üretmiştir Aselsan kendisi. Tabii. Yani ikinci ihracat ya da karşılaştırmalı üstünlük konusuna gelecek olursak Aselsan elde etmiş olduğu teknolojik bilgiyi bu pandemi döneminde tıbbi cihazların üretimine aktarmıştır. Ve de yanlış hatırlamıyorsam onları da biz birkaç ülkeye ihraç etmeye başladık. Yani bazen ana hedef, ana amaç olmayan şeyler bir zaman sonra kullanılabilir hale, işte ihraç edilebilir hale dönebiliyor aslında yan sanayileriyle beraber. Tabii. Yani böyle bir durumu da var. Peki hocam teknolojik yenilikle bu işi nasıl bağdaştırırız? Yani teknoloji üretemeyen ya da teknolojik yenilik sağlayamayan bir ekonomi savunma sanayi
üretimi yapabilir mi? Ya da savunma sanayi üretimi mi teknolojik yeniliğe yol açıyor acaba? Şimdi genellikle tarihte birçok teknolojik yenilik biraz askeri zorunlulukların ve bu zorunlulukların kamçıladığı araştırma, geliştirme çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yani buna bir örnek verebilirim. Taylorizm olarak bilinen, yani yedek parçayla üretim aslında kökenlerini Samuel Colt'un tabancasından almaktadır. Küçük, son derece basit bir tabancadır. 5 parçalıdır. Yani onu herkes kendi evinde bile tamir edebilir ve de uçsuz bucaksız Amerikan toprakları için ideal bir silah sistemidir. Henry Ford bu sistemi değiştirilebilir yedek parçalarla üretimi otomobile uygulamıştır. Ama kökeninde silah var. Yani, mantığında o var. Mantığında yani. Veya bir başka örnek, bugünkü modern bilgisayarların atası 1950'li yıllarda 76 milimetrelik bir Amerikan uçak savar silahında kullanılan hedef bulma sistemine dayanır. Sky Sweeper adı altında bir uçak savar. Hatta bugünkü nükleer santrallerin temeli bile çok güzel bir örnek olmasa bile atom bombasına dayanır. Yani aslında günümüzdeki birçok yenilik acıdır ki askeri araştırma geliştirme çabalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Evet, enteresan yani. Hakikaten hocam, hani insanlık o zaman sanki de hani şöyle bir yenilik yapalım da şöyle bir faydası olsun diyerek değil de işte bir dediğiniz gibi askeri zorunluluktan kaynaklı ya da askeri bir aracın devamında tesadüfen mi artık bilemiyoruz. Şüphesiz bütün yenilikler için bunu söylemek mümkün değil. Hani ancak genellikle askeri teknolojiler ister istemez ekonomik toplumsal yeniliklere yön veriyor denilebilir. Evet. Yani o da enteresan bir bilgi oldu hocam bizim için aslında. Peki yani o zaman şurayı hani çağrıştırıyor hocam. Acaba yani bu şimdi sanki böyle bunlardan bahsederken de bir de şu süreçte tabii bir Rusya-Ukrayna gerginliği, hatta gerginliği geçmiş durumda yani. Belki akıl almaz, aklın ötesinde bir harekat benim yorumum. Ama sanki bizim bu anlattıklarımızdan da böyle çok savaş sever ya da savaş çağrışımı yapmışız gibi de anlaşılmasın. Yani dünyanın acı ama bir gerçeği sanki. Evet ve hani bu gerçekle eğer yaşıyorsanız savunma sanayinizin ulusal olması gerekir. Bildiğim kadarıyla da şu anda yerlilik oranı %75-80'lere doğru gidiyor ama bu da yeterli değildir. %100 olsa bile yeterli değil çünkü dünya dinamiktir. Evet. Teknoloji dinamiktir. Sürekli çünkü bir ülkede başka farklı bir coğrafyada bu işin daha ileri teknolojisi, daha yenisi, daha iyisi üretilmeye devam edecek. Yani bugün için %100'ü yakalasak bile belki dünyanın gerisinde kalmış bir %100. Tamam yerli olacak ama dünyada kullanılan sistemin, teknolojinin gerisinde bir %100 olabilir. Çünkü dinamik dediğiniz gibi. Tabii bir de hani burada elde ettiğiniz teknolojik birikimi sizin diğer alanlara da aktarabilecek mekanizmaları da geliştirmeniz gerekir. Yani bu yan sanayi olabilir veya aynı şirketin özel tüketim mallarında ya da dayanıklı tüketim mallarında da faaliyet göstermesi için teşvikler olabilir. Hani bu şekilde bir yandan siz bir harcama yaparken bunun diğer alanlarda da pozitif etkilerini görebilirsiniz. Bu da sizin uzun dönemde hasılanızın büyümesine veya büyümeye devam etmesine katkıda bulunabilir. Evet. Şimdi hocam süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Orada birkaç, iki ülke üzerinde hani bir İngiltere aklımıza takıldı. İngiltere bu işin neresinde peki hocam? Amerika bir numara dedik. Yani dünyaya savunma sanayi ihracatı yapıyor. Ciddi bu konuda bütçe ayırıyor. Ar-Ge yapıyor. Üretim yapıyor ve dünyanın birçok yerine satıyor. Mesela İngiltere, hani o da herhalde ilk 5'te 6'da diyebileceğimiz bir ülke. Yani ilk 5, 6 değil, ilk 3'te. 3'te hatta, pardon, 3'te demiştiniz. Peki yani İngiltere'yi kendi üzerinde kıyas ettiğimizde aslında gözümüzde yani mesela Türkiye ile kıyas edelim örneğin. Bu anlamda bizim ne kadar önümüzdeler diyebiliriz. Yani şunun için soruyorum bunu. Hani kulağa şöyle geliyor, İngiltere denilince sanki
çok büyük bir askeri güçmüş. Yani ekonomik, siyasi anlamda demiyorum. O evet, o anlamda büyük bir ekonomik güç diyebiliriz belki ama hani Türkiye'nin çok çok önünde diyebileceğimiz bir ülke mi mesela? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle İngiltere'nin yani tam rakam olarak veremeyeceğim. Hani tam da hatırlayamıyorum. Hava Karadeniz gücü toplamı 160-170 bin civarında. Yani uçak gemisini veya nükleer denizaltılarını, balistik füze denizaltılarını çıkardığınızda İngiliz donanması ise kabaca Türk donanmasıyla hemen hemen sayısal olarak aynı büyüklükte denilebilir. Ancak şimdi İngiltere'nin bizden önde olmasının sebeplerinden birincisi öncelikle İngiltere'nin bu işe bizden çok çok daha önce başlamış olması. Yani bir mesela bir İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş boyunca çok yüksek düzeyde araştırma geliştirme yatırımları yapıp yeni teknolojiler üretmesi, bunun dışında İngiltere'nin hala daha, yani biz üretsek bile İngiltere'nin potansiyel pazarı kadar büyük bir potansiyel pazar kurmamız uzun bir zaman alacaktır. Tabii bir de hani buralarda finansal bağlantılar da var. Yani şimdi bu ürün dönemleri teorisi gibi İngiltere bizde, bizimle karşılaştırıldığında ürün dönemi anlamında bizden nispeten önde. Ama bu öndelik yakalanmayacak ya da fersah fersah bir öndelik değil. Anladım hocam. Peki hocam, son olarak sürenin bayağı sonundayız artık. Son iki dakikamız sanırım da. Artık konuyu oradan açmış olduk. Oradan bitirelim bari. Çünkü çok da konuşuluyor ki bazı etkilerinin olacağını da, hatta bazı etkilerini kısmen de görmeye başladık ekonomik anlamda. Rusya-Ukrayna savaşı mı diyelim artık, yani işgali mi diyelim. Hani ilerleyen günlerde bununla alakalı ekonomik olarak bize etkileri ne olur? Hani düşün, mesela şöyle diyenler var. Bu işten Ukrayna, ki bu işin tarafı, yani Rusya ile Ukrayna'nın savaşının gerginliğin tarafı olan Ukrayna, ama Türkiye'nin Ukrayna'dan daha zararlı çıkacağını söyleyenler var. Ekonomik anlamda konuşuyorum. Bu kadar hakikaten durum ya da beklenti bu kadar olumsuzdur diyebilir miyiz hocam? Yani bu gerginliğin sonunda ekonomik anlamda ne görebiliriz, ne yaşayabiliriz? Şimdi burada hani genel makroekonomik olarak konuşmak gerekirse hem Rusya ile hem de Ukrayna ile ticari ilişkilerimiz var. Yani bu da bir kez daha hani güvenlik ihtiyacının özellikle uluslararası ticarette ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ama bunun dışında Ukrayna ile yapmış olduğumuz savunma anlaşmaları var. Hani konumuzla ilgili olarak söyleyeyim. Yani bunun diğer ihracat kalemleriyle ilgili bir sürü hani söylenebilir bu. Tabii. Yani Ukrayna ve Rusya. Tarımsal ürün var, şu var ama yani yakın Ukrayna zamanda. Ukrayna ve Rusya arasındaki krizle ilgili yani saatlerce konuşulabilir. Bunun Türkiye'ye ne şekilde yansıyacağı. Şimdi bizim Ukrayna ile yapmış olduğumuz savunma anlaşmaları var. Ama öbür yanda Rusya ile de yapmış olduğumuz bir sürü başka yani uluslararası anlamda veya ham madde anlamında yaptığımız anlaşmalar var. Yani şimdi savaşın seyri ne şekilde olur onu bilemem. Hani bu askeri bir konu. Ama seyrinin devam etmesi durumunda ister istemez bizim bu kurduğumuz bağlantılar tehlikeye girecektir. Yani sonucu ne olursa olsun aslında biz bu işten zarar edeceğiz. Yani az ya da çok zararlı çıkacağız gibi gözüküyor. Hatta gözüküyordan da öte yani, bir tablo var ortada yani. Umarım hani olabildiğince az zararla kurtulmanın bir yolunu bulabiliriz. Evet. Yani tamamen bizim dışımızda gelişse bile işte olay dönüp dolaşıp ekonomik anlamda, çünkü ülkeler bu kadar birbirlerine bağlıyken, bu kadar alıcısı verdiği alışverişi varken. Genellikle bizim dışımızda gelişiyor. Irak savaşı mesela bizim dış ticaretimizi 94 krizin kaynaklarından birisidir. Evet. Öbür yandan işte az evvel açılışı da yaptığınız gibi Ukrayna-Rusya krizi tamamen bizim dışımızda ama biz etkileniyoruz. Evet. Bu da bizim bulunduğumuz konum itibarından kaynaklanıyor. Evet.
Ve de bütün etrafımız bu şekildeyken bu da ulusal savunma sanayinin kurulmasının, geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bence bir kez daha vurguluyor. Aynen öyle hocam. Yani bugün konuştuğumuzun da aslında altı çizilecek sürenin sonundayız. Final cümlesi de bu olmalı. Ulusal savunma sanayinin şu dünya ortamında bulunduğumuz coğrafyayı da baz aldığımızda ne kadar önemli ve değerli olduğunu görüyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sürenin sonuna gelmiş olduk. İnşallah ilerleyen haftalarda yine bu konuların devamını diyelim. Daha ayrıntılısını yapalım hocam inşallah. Çok sağ olun. Olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Bu hafta da süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.